Tedbir. Tamamıyla gözlerden ırak olmak için. Niye? Ne oluyor? Bilmiyorum. Belki de sen söylersin. Neyi? Ne diyorsun sen Allah aşkına İsmet Ali? Dün gece limandan gemiye yüklenirken cayır cayır yanan uyuşturucuyu bilmiyorum, duymadım deme sakın. Duydum, haberim var. Al şunu. Al şu zarfı. Bak. Senin o sağ kolun dediğin Feyyaz'la börekçi iti. Senin fabrikandan yüklenecek uyuşturucu hakkında konuşuyorlar. Fotoğrafları da var. Neydi bizim birinci kuralımız Erol? Patronlar uyuşturucu işine bulaşmayacaklar. Bulaşırlarsa da kafalarına sıkılacak. Ne anlatıyorsun sen İsmet Ali? Beni nasıl böyle bir şeyle itham edebilirsin? Her şey apaçık ortada. Hala inkar mı ediyorsun? Evet ediyorum. O Feyyaz arkamdan iş çevirmiş, becerememiş. Bunun hesabını vermek bana mı kaldı ya? Niye ona sormuyorsun? Lan soranım babam. İlk önce 40 yıllık dostumun ihanet edip etmediğini öğrenmem lazım. Keşke önce 40 yıllık dostuna güvenebilseydin. Bu DVD sana nereden geldi? Çekçeğin parasını çalan maskeli köpek gönderdi. Yazık sana. Herifçoğlu bizi birbirimize düşürebilmek için bin türlü Ali Cengiz oyunu oynuyor. Sen ona inanıp çocukluk arkadaşını ve kan kardeşini suçluyorsun öyle mi? Bunca yıldır uyuşturucu işine girmemişim. Şimdi niye gireyim? Beni bu kadar açgözlü mü sanıyorsun? Evet, bir hata yaptım. Veya doğru dürüst göz kulak olamaz. Bu da maskeliyle birlikte bir dümen çevirmiş belli ki. Karar senin. İster Feyyaz'ın cezasını kendin verirsin, ister bana bırakırsın. Bir daha da içimizden birini suçlamadan önce iki kere düşün İsmet Ali. Pekala. Diyelim ki doğruyu söylüyorsun. Sana inanmak zorundayım. Şimdilik. Ben bu maskeli iti bir gün bulacağım ve karşıma getireceğim. İşte o zaman öğreneceğim kim gerçek dostum, kim düşmanım.